Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Kronik prostatitte sertleşme bozukluğu olur mu? Cinsel hayat nasıl etkilenir? Kronik prostatitte ne yazık ki hastaların önemli bir kısmında sertleşme bozukluğu, erken boşalma, cinsel fonksiyon problemleri olabiliyor. Hastalarda meni boşalırken ya da cinsel ilişki bittikten sonra peniste yanma, sidik borusu trases dediğimiz, üretir dediğimiz trasede yanma, makat bölgesiyle testisleri arasında bir yanma şikayeti olabiliyor. Hastalar tabii sırf bu ağrı yüzünden, boşaldıktan sonra meydana gelen ağrı yüzünden cinsel ilişkiden soğuyabiliyorlar, cinsel ilişkilerini erteleyebiliyorlar, cinsel isteksizlik gelişebiliyor. Bazı hastalar da, kronik prostatit hastalarında erektil disfonksiyon olmayabiliyor. Ama bu sonradan olmayacak anlamına gelmiyor. Zaten kronik prostatit o bölgedeki sadece penisi ilgilendiren bir hastalık değil. Dediğimiz gibi alt karın bölgesine tamamıyla ilgilendiren, alt karın bölgesinin kanlanmasından, sinir sisteminden etkilenen bir hastalık. Biz kronik prostatit hastalarında verdiğimiz tedavide eğer hastanın sertleşme bozukluğu ön plandaysa sertleşme bozukluğuyla ilgili tedavi kanadını daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle benim kendi klinime gelen hastalarda ereksiyon kapısıyla ilgili sıkıntısı varsa bu konuda maksimum ereksiyon kapasitesini arttırabilecek her türlü tedavi uyguluyorum açıkçası. Çünkü hastanın ereksiyonu, cinsel gücü çok önemli. Eğer ereksiyonla ilgili, iktidarsızlıkla ilgili problem yaşıyorsa hasta psikolojik olarak da etkilenmeye başlıyor. Çift ilişkisi bozulmaya başlıyor. Hasta içine kapanmaya başlıyor. Bana gelen mesela hastaların arasında kronik prostatitle beraber son 5 senedir 30 yaşında olmasına rağmen ilişkiye girmemiş. Kendini izole etmiş. Karşı partner, kadın partnerle görüşmek istemeyen, arasına mesafe koymuş birçok insan var. Eşinden ayrılmaya kadar, nişanlısından ayrılmaya kadar gidebiliyor bu durum. O yüzden hasta da eğer kronik prostatit var, hasta biliyor bunu, işemeyle ilgili, ağrıyla ilgili şikayetleri var ama sonradan kronik prostatit olan hastada sertleşme bozukluğu gelişmeyecek diye de bir şey yok. O yüzden mutlaka hastanın şikayetlerini önemsemesi ve tedavi alması gerektiğini düşünüyorum ben. Genel olarak bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.